Bakan hukuk fakültelerinde bize şöyle öğrettiler. Dediler ki vergide adalet için çok kazanandan çok, az kazanandan az alacaksın. Sosyal devlet ilkesinde bir gereği dediler. Ama bizim uygulamamız nasıl? Bakın Sayın Bakan, asgari ücretliden, memurdan vergiyi peşinden kesiyoruz. Ama milyonluk, trilyonluk iş alan iş adamlarına bakıyorsunuz. Ya vergiyi ödememiş ya da eksik ödemiş. Niye eksik ödemiş? Tatil yapmak için aldığı lüks yatı bile vergisinden düşüyor. Makam aracının benzinli vergisinden düşüyor. Ama asgari ücretli bir vatandaşımız veya bir memur hasbelkader bir araç aldıysa, deposuna 50 liralık benzin koyabildiyse bunu vergiden düşme imkanı dahi yok. Şimdi adaletsizlik deyince bakın bir örnek daha vereyim. Vatandaşımız evine ekmek götürmek için 5 TL'den mazot alıyor küçük ahşap teknesini. Bu tekneye de bir Türk bayrağı takıyor, karşılığında vergi ödüyor. Peki Sayın Bakan, babasının aldığı 120 metrelik gemiciye Malta bayrağı takan, mazotu da 1,5 TL'den alan hiç vergi ödemiyor. Bu nasıl oluyor? Hani bunun adalet neresinde? Bakın adaletsizlik devre iktidarınızda toplumun her kesimine hızlı bir şekilde yayıldı. Bu coğrafyanın çocukları artık devre iktidarınızda Anadolu çocukları ve offshore çocukları olarak ikiye ayrıldı. Bakın Anadolu çocukları derken neyi kastediyorum? Kim bu Anadolu çocukları? Sayın milletvekilleri, bu Anadolu çocukları genellikle sıvasız evlerde dünyaya geliyorlar. Yer sofralarında büyüyorlar, yer sofralarında. Babaları imkansızlıktan genellikle okutamıyor. Ha okutma imkanı bulursa da bu devleti yönetenleri dinliyor, çocuğu İmam Hatip'e gönderiyor. Sonra çocuğun askerlik çağı geliyor. Eline kınayı yakıyorlar, askere gönderiyorlar. Sonra ne oluyor? Bunlar Allah Allah diyerek gözünü kırpmadan teröristin üzerine gidiyor. Şehit oluyor. Al bayrağı sarılı şekilde doğduğu o sıvasız eve geri dönüyor. Anası ağıt yakıyor. Babası da ne diyor? Vatan sağ olsun diyor. Bir de offshore çocuklar var. Offshore çocuklarla ilgili şunları söyleyeyim. Bunlar da genelde Boğaz manzaralı. Lüks bir villada dünyaya geliyor. Nasıl büyüyorlar? Havyar yiyerek, kuş sütü içerek büyüyor bunlar. Her nedense Anadolu çocuklarının gittiği o İmam Hatip liselerine hiç gitmiyor bunlar. Önünden bile geçmiyor. Özel okullarda veya yurt dışında tahsil hayatlarını sürdürüyorlar. Doğru, bunların da askerlik çağı geliyor. Askerlik için gidiyorlar şubeye ama her nedense her şeyden geçtikleri halde o askerlik muayenesinden bir türlü geçemiyorlar. Çürük raporu alıyorlar, askere gitmiyorlar. Ve bunun sonucunda ne oluyor biliyor musunuz sayın milletvekilleri? İşte o Anadolu çocukları Gabar'da, Cudi'de şehadet şerbeti içiyor. O offshore çocukları da kumarhanede viski içiyor. İşte devre iktidarınızda toplumun geldiği nokta bu sayın milletvekilleri. Utanarak söylüyorum bunu.